Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, şahane bir pişi tarifi paylaşacağım. Bu tarifi YouTube sayfasında Azerbaycanlı bir bayanın sayfasında gördüm ve çok hoşuma gitti. Hemen yapıp denedim ve çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tarif için kullanmış olduğum malzemeleri size hem bardak ölçüsü hem de kolaylık olması için gram ve mili olarak yanında belirttim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitre su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 4 bardak un, 1 bardak su, 1 bardak yoğurt, 1 toz maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Hemen tarifimize geçiyoruz. 1 bardak ılık suyu kabımızın içerisine koyduktan sonra içerisine 1 paket kuru maya ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra tel ile çırparak güzelce eritiyoruz. Kullanacağımız suyumuzun mutlaka ılık olması gerekiyor. Çırparak erittikten sonra 10 dakika mayamızı bekletiyoruz. Kuru maya yerine yarım yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamızı 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi mayamız güzelce kabardı. Bir bardak yoğurdu tavamızın içerisine alıyoruz. Ve orta derecede yoğurdumuzu güzelce ısıtıyoruz. Çok da fazla ısıtmayacağız. Hafif ılık olması yeterlidir. Ben kameranın ayarını yaparken biraz fazla ısıtmışım. Fakat gördüğünüz şekilde çabucak soğutabiliriz. Unumuzu hamur yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine tuzu serpiştiriyoruz. Ve ortasını havuç şeklinde açıyoruz. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Fakat sizler tatlı kaşığınız yok ise çay kaşığı ile 2 veya 3 çay kaşığı koyabilirsiniz. Açmış olduğumuz yere kabartmış olduğumuz mayamızı döküyoruz. Isıtmış olduğumuz yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ezmiş olduğum tarifte de yoğurdun ılık olmasını ve ısıtılması gerektiğini yazdığı için ben de birebir aynısını yaptım. Ve daha sonra gördüğünüz gibi onları kenarına azar azar alaraktan yoğuruyoruz. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Benim mutfağım çok küçük ve kamera çekimi zor olduğu için oturma odası masasının üzerinde yoğurduğum için gördüğünüz gibi hafif kayıyor. Yoğururken biraz zorluk çekiyorum fakat kameranın arkasında ben tamamen hamuru güzelce yoğurdum. Sizlerin de en az 3-4 dakika hamuru yoğurmanızı tavsiye ederim. 3-4 dakika yoğurduktan sonra ve görüyorsunuz gördüğünüz kıvamda oluyor. Hafif sert bir hamur oluyor. Diğer pişi hamurları gibi fazla cıvık olmuyor. Gördüğünüz kıvama geldikten sonra üzerini kapatıyoruz. Ben üzerine bir de temiz bir bez kapataraktan 1 saat beklettim. Hamurunuzun güzelce kabarması için mutlaka büyük bir sofra beziyle tamamen üzerini örterek bekletirseniz daha güzel kabaracaktır. Hamurumuz 1 saat bekledi. Kapağını açıyoruz. Kapağınız yoksa streç folyeyle de kapatabilirsiniz veyahut da temiz bir bez ile direkt kapatabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz 3 katı kabardı. Elimizi yağlıyoruz ve hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Ben hamuru toparlarken elimi en az 2-3 defa yağladım. Sizler de aynı şekilde elinizi yağlarsanız daha kolay toparlayabilirsiniz. Hamuru iyice toparladıktan sonra kullanacağımız tahtanın da üzerine yağlıyoruz. Kesinlikle un kullanmayacağız. Tamamen yağlayacağız. Hamuru tahtanın üzerine alıyoruz. Tekrar elimiz ile toparladıktan sonra uzunlamasına yayıyoruz. Hamurumuzu 8 parçaya bölüyoruz. Ben burada 8 parçaya böldüm. Tarifte öyleydi. Fakat daha sonra bir tane yapıp pişirdikten sonra baktım ki biraz büyük oldu. Daha sonra hamurları küçülttüm. Yani 10 parça elde ettim. Daha da küçük yapmak istiyorsanız daha da küçük parçalar halinde kesebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz parçaları toparlayarak yuvarlıyoruz.
Üzerini kapatıyoruz. Streç foliyle de kapatabilirsiniz. Ben fırın kağıdıyla kapattım ve 10 dakika beklettim. On dakika bekledikten sonra bir tanesini alıyoruz. Şayet fırın kağıdı kullanmayacaksanız altına tahtınızı yağlayabilirsiniz. Elimizi de yağlıyoruz ve gördüğünüz şekilde parmak uçlarıyla açtırıyoruz. Açarken mutlaka ellerinizi yağlayın çünkü yağladığınız zaman daha kolay hamur açılacaktır. Pizza kesme bıçağıyla gördüğünüz şekildeki aralıklı olarak kesiyoruz. Şayet böyle bir aletiniz yok ise normal bıçak ile de kesebilirsiniz. Tavanın içerisine bolca yağ koyuyoruz ve kızdırmış olduğumuz yağın içerisine yapmış olduğumuz pişiyi koyuyoruz. Öncelikle bir tarafını kızartıyoruz. Ben de ilk kez yaptığım için büyüklüğünü tam olarak ayarlayamadım. Bayağı büyük olmuş. Tavanın içerisine sadece bir tane koyabiliyoruz. Ben daha sonradan bunları küçülttüm. Daha küçük olaraktan yaptım. Bir taraf kızardıktan sonra çeviriyoruz. Ben tek çatalla çevirdiğim için biraz zor çevirdim. Diğerlerini iki çatal kullandım. Sizlere de tavsiyem çevirirken iki çatal kullanmanızdır. Diğer tarafını kızardıktan sonra yağdan alıyoruz. Baktım ki ilk deneme biraz büyük olmuş. Ondan sonra diğerlerini söylediğim gibi küçülttüm ve daha küçük olaraktan yaptım. Dilerseniz büyük yaparsınız, dilerseniz bu büyüklükte veyahut da daha küçük de yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu yapmış olduğum pişli hamurlarını da gördüğünüz şekilde kesiyoruz. Bu kısmı çok çabuk olduğu için yağın da hemencecik soğumadı ve tekrar ocağın üzerine koyaraktan diğer pişlerimi de aynı şekilde pişirdim ve bu kez gördüğünüz gibi tavamıza iki tane sığdı. Biraz daha küçük yaparsaydık 3 tane de sığabilirdim. Aynı şekilde bu pişlerini ilk önce bir tarafını kızartıyoruz. Bir taraf kızardıktan sonra gördüğünüz gibi iki çatal kullanaraktan ters çeviriyoruz. Diğer tarafta kızardıktan sonra pişlerimizi yağın içerisinden çıkartıyoruz. Yağdan çıkarttıktan sonra tabağınıza kesinlikle mutfak kağıdı da koymanıza gerek yok. Çünkü bu pişler içerisine yoğurt konduğu için olmalı, kesinlikle yağ çekmediler. Şu anda pişlerin yanında görmüş olduğunuz peynirli salçayı benim çocuklarım çok sevdiği için arada kahvaltılar yapıyorum. Ekmeğin üzerine sürüp kahvaltılarda çok severekten yiyorlar. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Şayet sizler de bu tarifi izlemek istiyorsanız videomun sonuna ekledim. Videomun sonunda tarifi alabilirsiniz. Ve şimdi bir de yapmış olduğumuz bu pişlerin lezzetine bakalım. Ben de ilk kez yaptığım için tadını gerçekten sizler kadar çok merak ediyorum. Dışarısı hafif böyle çıtır, içerisi de tam dolgulu yumuşacık oluyor. Tam benim sevdiğim gibi ben pişlerin böyle içerisi dolgun olanı seviyorum. Dilerseniz sade zeytin peynirle veyahut da kavrulmuş salçayla yiyebilirsiniz. Veya bal reçelle de sunabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve nefis oldular. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve kahvaltılık salçanın tarifine geçiyorum. Tarife geçmeden önce özellikle size şunu belirtmeliyim. Bunun için hazır salça kullanacağız. Kesinlikle ev salçası kullanmıyoruz. Ev salçasıyla yaptığınız zaman aynı lezzeti yakalayamıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi fişeklerin içerisinde satılan tatlı domates salçası olacak. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler yarım çay bardak yağ olacak. 1 bardak görüyorsunuz fakat fazla geldi. 2 yemek kaşığı beyaz peynir, 2 tane sarımsak ve 400 gram da salça kullanacağız. Başta da belirttiğim gibi salçamız mutlaka tatlı domates salçası olması gerekiyor. 2 diş sarımsağı soyuyoruz ve küçük küçük kıyıyoruz. Ben başta da belirttiğim gibi 1 bardak yağ koydum fakat fazla geldi. Daha sonra fazlasını çıkarttım. Sadece yarım bardak yağ kullanacaksınız. Kızmış olan yağın içerisine sarımsakları ilave ediyoruz ve karıştırarak kavuruyoruz. Sarımsaklar kavruldukça rengini değiştirecektir. Hafif pembe bir renk aldığında salçayı ilave ediyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ocağımız orta derecede açık olması gerekiyor.
Salçayı da sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben bir bardak yağ koyduğum için yağımız bayağı fazla oldu. Ama sorun değil. Daha sonra ben yarım bardak kadar içerisine kaşıkla alaraktan çıkardım. Bu çıkardığımız yağı da yemeklerde kullanabilirim. Kavururken mutlaka salçayı sürekli karıştırmalıyız. En az 4-5 dakika kavurmak için zamanımız oluyor. Ben kesinlikle içerisine baharat ve tuz ekmiyorum. Çünkü özelliği de zaten hafif tatlı olması gerekiyor. Sizler şayet isterseniz baharat kullanabilirsiniz. Fakat size tavsiyem kesinlikle baharat kullanmadan denemenizdir. Salçamız tamamen kavrulduktan sonra ocağın üzerinden alıyoruz ve soğutuyoruz. Ben bu işlemi hamuru beklerken yaptığım için pişirelim olana kadar da salçam bu arada soğumuş oldu. Kavurmuş olduğum salçanın yarısını ayrı bir servis tabağına aldım. Dilerseniz sadece bu şekilde servis yapabilirsiniz. Sadece bu şekilde servis yapabilirsiniz. Bizim evde herkesin damak zevki farklı olduğu için oğlum sade peynirsi seviyor. Kızım da peynirli sevdiği için içerisine 2 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir ilave ettim ve karıştırdım. Bu işlemi kesinlikle soğuduktan sonra yapmalısınız. Salça sıcak iken peyniri koyarsanız peyniriniz eriyecektir. Peynirin içerisinde erimemesi gerekiyor. Ve diğer yarısını da ayrı bir servis tabağına koyuyoruz. Dilerseniz üzerine zeytinle de süsleyebilirsiniz. Ben daha sonra ortalarına zeytin koydum. Ve gördüğünüz gibi pişilerimizin yanında ikram edebiliriz. Veyahut da normal kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürüp de yiyebilirsiniz. Gerçekten ekmek ile de çok lezzetli oluyor. Bu kavrulmuş salçayı özellikle sıcak ekmek veyahut da kızarmış ekmeğin üzerine sürerseniz gerçekten lezzetine doyamayacaksınız. Bu bölümü tekrar yayınlıyorum. Videomun ortasını seyretmeyip sadece sonunu seyredenler için. Pişilerimiz gerçekten üzeri hafif çıtır ve içerisi çok dolgulu ve yumuşacık oldu. Özellikle daha önce de belirttiğim gibi ben böyle içerisi dolgulu pişileri daha çok seviyorum. Mutlaka yapmanızı ve yapıp tadına bakmanızı tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.